Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in kütüphanına hoş geldiniz. Kusura bakmayın, ben biraz rahatsızım. İki gündür yatıyorum. Üşüttüm. Üşütmüşsün herhalde. Bayağı bir üşütmüşsün. İnşallah başka hastalık olmaz da üşütmüşsün. Sen zaten bilim ağrıyor diyordun ya. Bilim de ağrıyor. Soğukta da çalıştık herhalde, ondan oldu. Bizim bir amca var, onun oğlu da biraz böyle hastaymış. Suvandan dedi. Sen kaç tane suvan dedi onun dediği gibi sen şey, çok doğru mu sonra? Kaç suvan dedi? O bir suvan dedi bana. Tepe. Bir suvan dedi, bir bardağın bir buçuk bir buçuk suvan. Biz de içelim diye. Sen de kendin ayrı yap o zaman. Yok lan, bunun içinden al yok birer bardak diye. Ha, ayrı mı olsun? Sen de kendin ayrı yap diyorum. Ha, ne mi? Belki zarar verir onu dediği gibi. Zarar verir esra. Ha, o bir suvanı dörde bölüyor. Bir buçuk su bardağı da suyun içine kat diyor. Bölme tamam, dörde böl diyor. İşte ben de hep doğru yiyeceğim. Hep doğru yiyeceğim. Sen de kendin ayrı yap bir buçuk tamam, su bardağını. Tamam, ben olsun. He. Bir buçuk su bardağı dök içine. Su. He. Bir deneyelim. Benim emekte fayda var. Sobanı iyi gel oluyor. Yok süreye. Bir buçuk bardak ne mi? He. Zaten bende iltihap bir romatizma vardı. Belki de tam geçmemişti. Son anda iltihaba iyi geldiler. Bakalım bakalım. İçelim bir. Bunu ben haydasını gördüm. Bir şey derim yani bunu su bana. Sen de bir zaman içtin mi? Bir zaman içtim. Akşamdan suya sahana doğradım. Çitledim. Birazcık daha tuz attım. Sabahdan ölmüş. Sabahın da karnıma kalktım, içtim. Faydasını gördün yani. Faydasını gördüm, he. Ondan beri bak başımı çağırma. Sen kurtlar gibi olurdu, öyle geliyor gibi olurdu. Cık da ilaçlarımdan içtiydim. Ondan iyi oldu, şükürler olsun Allah'ım. Suların iltihaba iyi geliyormuş. İltihap sokucu diller. He. Bak, diyorlar ya şeyde. Doğru, gerçek. Suvanı bolyon, antibiyotik diye. Suvanı iyi içeceğim bakalım ben. Allah. Hasta olduğumdan iki gündür de video atamıyorum arkadaşlar. Canım bir şey istemedi vallahi. Allah kimseye hastalık vermesin. Herkesin sağlığını sıhhatini bozmasın. Şimdi kurban oldum Allah'ım. Şimdi iyilik vermişsin. Bir içelim, faydası olur. Arkadaşlar dışarıda da bir kar yağıyor. Eskiden Mart kapıdan bahtırdılardı. Şimdi alta kürek yattırır. İnsan kapıdan dışarı çıkartmıyor. Ya bu kucun kastım geldim. Valla. Sabahlar ben kahyordum, bugün kahtım bir soğuk. Biraz da terlemişsin. Hasan'ı çağırdım galiba. Çobandan verdiler onlar samanı. Ben bugün kahmadım. Kavla kapçı varmış ahırda. Onu çıkartırlar. Altı yedir çiğ torba. Kuzuların altına kuyruk götürdüler, iyi. İşlerini koruyorlar, Allah razı olsun hepsi. He canım, o da lazım. Kırınımızın günüyle nailin günü büyüyor. Nailesi yapacak, ilk günde yaparım diyor. Yapar. Yapacağım. Ortayı olsa yaparım, ortayı. Ortayı olsa ben de giderim yardımcı. Sen de gidelim. Hep gidelim inşallah. Bir dışa bakmış, dışa nasılmış bir. Şuna bir bak şuna. Şu kara bir bak, şu kuşlarına bak, hele bir yazık. Suratın üstüne bak. Bayağı yağıyorlar arkadaşlar. Kar yağdı, bir de esiyor, eser olmasa. Hasangil'le mandıradılar. Oyunlara saman diyorlar. Hava 3 gün böyle diyorlardı. Dün de soğuk vardı ama dün sadece esti. Kar yoğdu. Bugün kar var. Yarın da yağış var herhalde. Ondan sonra hava sıcak diyorlar bakalım. Allah'ın dediği olur. Bu da lazım.
kar olmasa göller olmaz. Kuyularda su olmaz. Her şey kara bağlı. Rahmete bağlı. Allah'ım hayırlı rahmetler versin. Kaynadı mı da? Evet. 5 dakika kaynadı mı? Kaynamış. Kaynasın ya. İçiniz şişsin, suyunu şişecek ya. Yok, 5 dakika kaynasın dedi. Bayağı yumuşak. Ne? Yumuşak gibi oldu bayağı şeyler sonlar. Kaynasın ondan sonra azıcık şöyle ılısın. Evet. Bardağı bir bardağı doldur bir içim bari. İçinde olasın da. Ağzını kapat, kaynasın. Kaynıyorum. Şuradan su at da içmene. Güneş çok su içiyorum ya bugün. Ne? Bugün hazırlaşmadık. Hadi yol açalım sen. Ya Rabbi şükür. Eline sağlık. Sağ ol. Kesiyorum kadar. Dur bakalım, dur bakalım. Kes bakalım. İyi kaynıyor güzel. Kaynasın. İşte. Kaynıyor değil mi şimdi? Kaynıyor görme. Kaynıyor, pişiyor mu? Pişiyor işte. Pişti bayağı işte, yumuşadı. Ezildi içinde. Nasıl olacak ki bunlar da? Aynı şey. Gidiyor sularla makine işte. Nasıl sular gibi kokar. Bunlar da hayran geçiyor. Bu birikmeyi de içeceksin ya. Evet. Bunu ben bir içim arkadaşlar. Biraz sonra bir bakalım bana. Faydasını görürsem sizlere de söyleyeyim. Ben tasta yeterim yani. Hastalık vermez yani. Ben gördüm bilmiyorum valla. Ya ilaçlardan gördüm ya bundan gördüm. Sen ne iş gördün ya? Bunda içtiydim işte. Yok yok, bugün ne iş gördüm ben? Ahır. İneğe saman verdik, su verdik. Oradan kirlilerini topladım, geldim attım işte. İki sağ bir sol. Çobanın mı? Yok. Çobanın çorapları varmış, onları aldım geldim. Kamberin eşyalarını aldım. Şuradan atmış hep. Acele eskiye giymiş. Nereye gideceğim? Onlar yok. Hani onun suda çekilmiş. Kaynayınca tükenir tabii. Bir buçuk bardak doldurdum ikiye yakındı. Allah. Allah Allah. Çok kaynadı. Abi de sen su anıp dolduracaksın o zaman. Suyu çok koyacağım. Süz bari suyunu. Biz de içecek diye çok koyacağım. Suyunu. Şöyle dur da ne olacak şimdi? Aman bir bardak bile olmadı. Görüyor musun? Ya. Bir buçuk. Bu adamdan az da koyduydum. İki bardak koyduydum. Kaynağıcı bitmiş yani. Keşke ekip doldursaydım. Ya çoşmayacak ya. Bu da çıkıyor ki demek. He canım ha. Adamını öyle ayarlamış. Serpin gelin bunu. Olmaz. Ben bunu bir içim arkadaşlar. Bugünlerden pazar. Pazar. Yaralar azar, herkes gezer. Bugün ne pişirelim dedik? Mercimekli pilav pişirelim. Mercimekli pilav pişirelim dedik. Yıkatmayacağız. Tozu toprağa gitsin diye. Ayıtlanmış da. Yine de bir şeyden geçelim. Suda.
Bunu şimdi haşlayacağım mı? Evet. Haşlayacağım. Bunu sonra pilav pişireceğim. Haşla bakalım. Burayı açalım onu. Durduracağım acaba. Durdur onu. Hadi bakalım. Tam tutmadan kapatıyorum. He. Bundan oluyor. Tutmadan kapatıyorum. O da geçiveriyor. Şu gün neden arkadaşlar bol turşu yiyorum. Benim turşumu eksilttiler bunlar. Hastalandın değil mi? Hastalandım ben. Turşu yiyordum her gün sabah kahvaltıda. Denizli oluyorum, ne grip oluyordum. Turşuyu bıraktırdılar. Şurada bir... O şeyden adam ben de bir yuva sulayım gel. Şurada bir limon var, ben onu bir yiyeyim. Sen de limonu yiyin. Ama bir şey dursun. Gidiyorum. Ekmek sulasın hadi. Evet arkadaşlar, mercimeğimiz kaynadı. Şimdi yağını mı öldüreceğim? Evet. Koydum tavaya. Suyu kaynasın, bu kursanlayacak. Kaynadığını bir şey yok. Ona bir yavuş yeme atacak da. Bulgur mu istiyorum ki, soğan mı istiyorum ki? İkisi de tat burada. Salıyorum şeyini. Tuzunu attım. Bulgurunu salıyor. Evet. Mercimeği içinde değil mi? İçinde. Ha. Burada da Cansu Hasan'a patates kızartıyor. Biraz şöyle kibarlaşalım. Hasan pilavı belki yemez. Aslında bu mercimekli pilav çok güzel. Turşuyla, kuru soğanla yandı. Kızarttım. Tabii herkesin sevdiği ayrı olur. Bunu yukayla pilavı vereceğim, soğumu atacağım böyle. Bazı izleyicilerim diyor da sen acıkmayan acıktırın diyor. Yağısını döktü. Hazırladıydık. Seni bekledim. Eskiden annem böyle bir azıcık, dışarıda... Azıcık biber. Arkadaşlar eskiden annem... Yavuş bulgur. Yağın içinde kızartacağım. Çiğne doğru, soğan doğru. Soğanla ne derseniz. Yağım ağzımda buldum. Suyla daha kokul olur yani. Annemin bir ocağı vardı. Pişirir diye şey diyorum. Eski evlerde. Dışarıda ocağı vardı böyle. Annen yanına beklerdim. Ne şekil pişiriyor ki Allah'ım diye. Kemer gibi bir yer vardı. Hı. Ama nasıl güzel kokusu olurdu. Böyle mi bitsin ki taşmadı? Karabatlıcanla pişirirdi. Bu karabatlıcanın sapını içine atardı. Sanki et gibi girdik annem, arkadaşlar. Annem bizim pişirdiğimiz yemezdi. Ben de yeni gelini bilemezdim. Annenin dibini beklerdim. Ne şekil pişiriyor ki ben de yanında yardım edeyim de bilemedim. Ne oldu? Öyle öyle alıştır işte. İki yemeğe. Burası kuruyor ya şimdi. Oldu mu? Eskiden annem gibi sabah namazı kalkardı değil mi? Şeyi, yemek pişirmeye, ocağı yakarlardı. Ocaklardı ya. He. Şimdiki hanımlar diyeyim bari, hepsini diyeyim yani, bizimkileri diyeyim. Heyecanlı hepsi. Mesela şu ocak ikişer ikişer yanıyor. Eskiden o ocak ne miyordu ki böyle? Ocağa gidatlı olurdu. Ocak değil mi canım? Dışarıdaki ocak, ocağı böyle, böyle fırın yani. Ocak değildi. Evet. Altında böyle ağaç, tezek yanardı. He. Alüminyum pahır olurdu. Pahırda pişirilirdi. Pişirirdi orada. Her şeyimiz orada pişirirdik. Mantımızda, pilavımızda, pakezimizde, fasulye işi gerekli. Ama arkadaşlar o tat yok şimdi. Bak o zaman böyle her şeyde yiyordu. Ne peynir, ne şey. Eskiden böyle şimdiki tabak kahvaltında 10 çeşit kahvaltı var. Ama yine bir tanesini yiyorum. Ben mesela ya turşu yiyorum ya zeytin yiyorum. Evet. Karıştırıyorum işte. O zaman sofrada görüşelim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, soframız geldi. Allah herkesin kesesine bol versin. Allah yardımına. Değerdin mi kuzum? Yüksel'de ketçap mı? Zaten onun bunu boş bende değil o. Ketçap yiyor Yüksel'de bak. Kahvaltı kırıldıysa. Kahvaltı kırıldıysa. Kahvaltı kırıldıysa diyor.
Bir dönerle niye çeviriyorsun ha? Mercimekli pilavımız. Bu... Ya onu boş belli çevirdim. Nasıl buna ne diyor şimdi? Ne diyordun buna? Şu... Gayse o şafımız. Ha, gayse o şafımız. Bunu... Patatesi de Hasan bunu sevmiyor diye kızarttım. Seviyorum ya bunu ben. Bu da turşumuz. Şunu. Ya. Sevmem dedin ya. Yoğurdumuz. Yanında bir ekmezimiz yok. Ah pilavı dedin. Onu da severim de. Daha çok severim. O zaman şöyle bize bir olsun bağım, ondan güzel. Afiyet olsun. Sen yüksel, sen bu tarafıma gelen ne? Bu da kamberimiz. Olsun bağım, olabilir bazen. Yuhamız. Şöyle. Şu tarafa gel küçüğüm. Yukarıda yeni mi suladın? Yine suladım da sen istemem. Hanım. İster ye, ister şu tarafa gel. Ben yukarıdan severim zaten. Babana doğru geç. Sabah kahvaltısında yerim ben şeyi. Şöyle. Ben seni böyle doyurum kanını. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Yeğenleri unutmayalım. Abonemiz ücretsizdir. Abone olmayan abone olabilir. Nasıl, güzel mi? Nasıl olmuş? Nasıl? Leyla ve Yüksel'in kanalına kalın. Hoşça kalın. Acıktı.